bakın, sesiyle de barışmış. Gazetecilere bu kadar düşkün, maç seyretmeye götürecek kadar. Ya Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Benim canım yok mu canım? Gerçekten benim canım yok mu? Niye beni bu kadar düşmanlaştırıyorsunuz? Bir çağırın uçağınıza, Katar'a, Doha'yı boş verin ama mesela Paris'e giderken hadi deseniz gelmem mi zannediyorsunuz veya New York'a? Latife'yi falan geçin. Bizim vergilerimiz oluyor bunlar, o konvoylar. Ne konvoyu ya? Doha, küçücük zaten, bir, işte Beşiktaş kadar bile yok. Beşiktaş kadar değil. Orada ne konvoyu canım? Konvoyla gitmişler stadyuma. Yani hakikaten işte kendisini sultan zannedince insanlar böyle oluyor. Şimdi enteresan bir durum daha. Sabah gazetesi bu habere nasıl yer vermiş? Bir görelim Sabah gazetesinin. Aradım sabahleyin. Evet, birinci sayfada var. Altına baktım, sayfa 18 yazıyor. Allah Allah. Gidiyorum siyaset bitti, ekonomi bitti. İzlenimler, yazarlar bitti. Sayfa 18 neresi ola ki? Aa, spor sayfasıymış. Sisi spor sayfasında. Liderlerden Erdoğan'a büyük ilgi başlığıyla. Kim o liderler? Katar Emiri tabii ki. Şeyh Tamim. Sonra FIFA başkanı, lider olmasa da sıraya girmiş. Infantino. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı. Sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman. Sonra Sisi. Meğer sportif bir meseleymiş mi? Evet, öyle. Yani bir pul resimler deriz ona, sayfanın tepesinde pul yapalım, film şeridi aksın diye. Onlardan biriymiş. Koymakta tereddüt etmişler. Sporda. Ben size ne olmuş olabileceğini söyleyeyim. Yıllarca o yarışlarında çalışan biri olarak söyleyeyim. Orada önce koymak için hiçbir organizasyon yapmamışlar. Bunu göreceğiz mi demişler. Bir kenara koyun denmiş önce. Sonradan talimat gitti muhtemelen. Artık ayıp oluyor, birinci sayfaya da koyalım. Olmuş muhtemelen. Yoksa bir hazırlık olur. İşte geçmişi olur. Bir iki cümle edilir. Yani bu kadar birinci sayfaya koyduktan sonra birkaç kelime daha yazılması lazım. Belki hepsi bilir onu. Yani büyük tereddüt anlatır bu. Ne oldu? Şok olunmuş. Bir kenarda kalsın gitsin, gelip geçsin şöyle denmiş. Anlayamamışlar. Sonra böyle gelmiş. Zaten başlıkları da birinci sayfada Mısır'la ilk normalleşme adımı. Ve bu başlık pek normal değil. Yani ilk normalleşme adımdan öte normalleşme zirveye çıktı. Ayağı sıkıştılar. Daha ne yapacaksınız? Geçmişte şöyle denmiş Erdoğan tarafından. Biz denmiş... Şaka mı yapıyorsunuz demiş. Eğer demiş ben Sisi'yle görüşürsem demiş demokrat olmam demiş. %52 ile gelen Cumhurbaşkanını darbeyle koltuğundan indirdi denmiş. Daha öte bir şey denmiş. Pazar günü Sisi'yi mi seçeceksiniz demiş. Bülent Yıldırım'ı mı seçeceksiniz demiş. Biz de o yüzden o başlık attık. Bir pazar günü Sisi konusundaki bir pazar günü Sisi dendi. Evet. Seçtiğim sesi paylaşalım. Buyurunuz. Demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci bir eda ile tamamiyle bir darbe ile Mısır'ın başına geçen şu andaki zalim Sisi bildiğiniz gibi 50'ye yakın Mısırlıyı şu ana kadar idam etmiştir. Zalim Sisi. Bu arada en ilginç yazı bir tek Ali Karasonoğlu Yeni Akit'te biliyorsunuz pek de yıldızımız barışmaz haliyle oralarda oldukları için yıkıldım demiş Sisi'yle el sıkıştığı fotoğrafı görünce diyor. En azından bunu söyleyebilen yarınki köşe yazılarını da bence ayrı konu etmek lazım. Yarın ne yazılacak? Bu evet, nasıl izah edilir? Bakalım. Sonra yalnız Ali Karasonoğlu Erdoğancı kalmanın bir yolunu bulmuş yıkıldıktan sonra. Yıkılmamış Erdoğancı kalmayı başarıyor burada. Ama diyor 9 yıl iyi idare etti diye Erdoğan'ı övmeye devam ediyor. 9 yıl küs kalarak 9 yıl diyor tabii. Yani bu çok önemli bir dirençti diyor. 9 yıl diyor. Sonradan ama yıkılmasını bir şekilde teselliyle lafı bağlayıp tekrar Erdoğan'cılığa devam ediyoruz. Ya Yeni Şafak birinci sayfadan görmemiş. Evet, yandaş medya nasıl gördü? Milat gazetesi ki en radikal
AK Partili deyip en radikal, daha doğrusu hani radikal İslamcı geçmişten belki gelmekle adlandırabileceğimiz bir pozisyonu var onun. Onlar görmemiş, en azından ben kaçırmışım ya da taşla başkalarında yoklar. Gören de işte buzlara eriten görüşme diye akit vermiş. Sisi ile ilk temas diye vermiş Milliyet. Mısırlıları ile buzlara eriten görüşme demiş Hürriyet. Yani dümdüz bu olayın önemine atfen çok küçük başlıklar ve küçük köşelerde kalıyor. Aslında nasıl bir çelişki içinde olduklarının da bir itirafı manşetlerdeki yeri bu haberin. Ama gerçekten hani desteklerinin nedenini, gerekçesini kaybetmiş gibi bazı medya grupları da. Ama bir süredir zaten hani görüşüyorlar alttan alta, işte birbirlerine mesaj gidiyor, yeni istihbarat birimleri vesaire deniyordu. Başka bir şey vardı ama orada. Peki kim barıştırdı bizi? Yani emir barıştırdı mı? Emir değil, sanmıyorum. Biz Katar istiyorduk. Katar mı? Yok, zannetmiyorum. Sadece belki Dünya Kupası'na gidip bu maçı izlemenin gerekçesi bile bu olabilir. Hmm. Çünkü Mısır tarafı açıkça Türkiye ile bu normalleşme sürecine bazı koşulları yerine gelmediği için devam etmemek istiyordu. Yani Türkiye'nin yeterli koşulları karşılamayacağını söylüyorlardı. Bunu açık açık da dile getiriyorlardı. Biz daha istekliydik. Dikkat ederseniz Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu, ki geçmişte neler demiş onu da ayrı sosyal medyada okumalarını tavsiye ederim insanlara. Yani çok acayip laflar edilmiş geçmişte. Ama bu yükselen bir şeydi birden, tavırdı bizden Türkiye tarafından. Biz istiyorduk, onlar istemiyordu. Bence bu fırsatı biz kullandık. Yani emir Türkiye'ye. Biz derken Erdoğan. Evet, Türkiye'den bahsediyorum. Beni katma işin içine. Aynı gemide. Yok, aynı gemide falan değiliz. Ben ya. Su alan filikadayım. Yok ama gemi şurada şöyle bir durum var. Gemi diye bir tercihimiz yok. Ülkemiz var, gemide bu. O anlamda, yoksa aynı gemide değilsiniz tabii ki. Yani bu ayrı bir konu da, o anlamda söylüyorum. Ben, yani Türkiye'nin bir istekli olma durumu vardı. Dolayısıyla orada biz girişimde bulunduğumuz çok açık. Bütün Arap dünyasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne geziyi organize ettiler. Şeytan dediler. Dedik demiyorum ben de. Az kalsın demek üzereydim. Cemal Kaşıkçı olayına, Erdoğan oradaki tutumuna rağmen Suudi Arabistan'la barıştı Erdoğan. Dahası işte şimdi Mısır. Bunun çok yakınında Esad görünüyor, ben size söyleyeyim. Esad görünüyor derken Beyaz Saray'ın Suriye koordinatörü McGurk. Daha önce IŞİD'le mücadele koordinatörüydü. Şimdi ünvanı Beyaz Saray, Biden'ın ekibinden biri. Şöyle enteresan bir şey söyledi. Dedi ki, hemen bir bulayım. Bir saniyenizi rica ediyorum. McGurk bir tür hani çok nazikçe uyarı gibi bir şeyden söz etti. Evet. Evet, arkadaşlarım hemen bana gönderdi, eksik olmasınlar. Dedi ki, Türkiye'nin hava harekatından sonra, harekat ya da operasyon kelimesini kullanmıyor ama ben öyle kullanayım. Washington'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda çok zorlu olan bir durumun istikrarsızlaşmasını sağlayacak bir şey yapılmadığına emin olmak istiyoruz. Özetleyeyim. Diyor ki McGurk, Beyaz Saray'ın Suriye koordinatörü, lütfen zaten istikrarı zor sağlıyoruz Suriye'nin kuzeydoğusunda. Onu bozacak bir şey yapmayın diyor. Şimdi buna gene ey Amerika, ey Beyaz Saray, ey Biden der mi Erdoğan? Sen zannediyor musun? Evet. Demeyecek. Peki. Şeyim bu kadar. Bu arada, dermişim. Bu arada İsmail Saymaz'ın yazısını okumayı tavsiye ederim. Emir barıştır diyor. O net şekilde emirin. Tamim mi? Evet, öyle. Yani sonuçta bir araya girmeye ihtiyaç vardı. Bir aracı bulduk öyle ve bu barışı sağladık mı artık devlet başkanı seviyesinde el sıkışılırsa bir şey olur. Çünkü o kadar ağır bedel ödedik ki aslında. Akdeniz'de çok ciddi gaz var ve bütün dünyaya, Avrupa'ya, Türkiye üzerinden gidecek bir gaz bu.
sadece 5-6 aylık operasyonla gaz Avrupa'da, bu savaş için, bu Ukrayna-Rusya savaşı için bile kritik bir adım bu. Bütün Avrupa'yı bu 9 yıllık gereksiz, aşırı hassasiyetli bir angajmanla biz bu 9 yılı heba ettik bu konuda. Çünkü Mısır'la, Mısır, Libya, Türkiye'nin işine gelen bir anlaşmayı biz yapamadık. Bu itişme yüzünden. Şimdi bunun bedelini... Bu kat